Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, pazartesi ve salı günleri daha ziyade evle, aileyle, yerleşimle ilgili konular ön planda olacak. Pazartesi günün ilk yarısında diyeyim. Daha doğrusu pazartesi günün ikinci yarısından itibaren ve salı ve çarşamba günleri aşk ve ilişkilerle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular daha ön plana çıkacak. Çünkü Ay Akrep burcundan haritanızın 5. evinden geçiş yapıyor olacak. Perşembe ve Cuma günlerinde Ay Yay burcunda haritanızın 6. evinde hareket ediyor olacak. Halletmek gereken işler, sorumluluklar bu 2 günde dikkat çekerken Ay'ın Oğlak burcuna hareket edeceği Cumartesi ve Pazar günlerinde ikili ilişkiler teması daha fazla vurgu kazanacak. Sevdiğiniz insanlarla özel ilişkilerinizde daha aktif 2 günlük süreç olacak bu. Merkür haritanızın 8. evinde Kova burcundaki seyahatine devam etmekte. Müşterek kazanımlardan elde edilen gelirlerden yana aslında daha akılcı, mantıklı, rasyonel kararlar alacağınız bir süreç. Başkalarının parasını yönetmek anlamında ticari konularda daha başarı elde edebileceğiniz bir süreç. Merkür haritanızın 9. evine Balık burcuna geçiş yapıyor. Cuma gününden itibaren dış seyahatler için güzel bir zaman dilimi. Yabancılarla konuşmalar, irtibatlar, anlaşmalar arasından güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Cuma gününden itibaren ve güneş de bu alanda olduğu için idari konularda başarı şansınız tüm bu saydığımız alanlarda artıyor. Venüs ve Mars haritanızın 10. evinde Koç burcunda hareket ediyorlar. Hafta genelinde üst otorite figürleriyle ilişkilerde hem cesaretinizi, aktifliğinizi, risk alma becerinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Hem de uzlaşma yakalama şansınız gayet yüksek bu süreçte. Keyifli, sağlıklı ve başarılı dolu bir hafta geçirmenizi dileyelim.